Soruyu hatırlamaya çalışıyorum. Bekle. Martılı hikayeyi biliyor musun? Hayır. Bilmiyor musun? Kanka Sherlock oynamadım. Bana Tamam. sorulan tek soru işte Tamam. gölge vurmuş da altında ölü bulunmuş da böyle bir şey. Hatırlamıyorum O o zaman. zaman en klasiğini soruyorum. En klasiği. Tamam mı? En klasiği geliyor. Chat'i kapatırım ama. Tamam. Bir tane adam var. Sen ilgileniyorsun bu davayla. Hı. Bir tane adam var. Adam bir tane restorana gidiyor. Martı eti sipariş ediyor. Martı eti sipariş ettikten sonra kesiyor çatal bıçakla. Batırıyor çatalını. Bir lokma yiyor martı etinden. Hı. Sonra yutuyor. Sonra kalkıyor masadan. Kapıyı açıyor. Dışarı çıkıyor. Kafasına dayıyor silahı. Pat çıkıyor, intihar ediyor. Neden? Adam o restoranta daha önce geldi mi? Hayır. Adam daha önce martı eti. Bu arada cevapla ve konu gidişatıyla alakasız bir soru sorarsan cevabı alakasız. Tamam. O adam daha önce martı eti yemiş mi? Hayır. Martı etini ilk kez sipariş ediyor. Evet. Peki martılarla duygusal bir bağ var mı? Hayır. Bu adamın evcil hayvanı var mı? Hayır. Bu adam restoranda Bu çalışan bir ses nereden geliyor lan? dışarıdan, bahçeden. Aa, harbiden ha. Bu adam restoranda çalışan birisi mi? Hayır. Bu adamın silahı kendisine ait mi? Fark etmez. Fark etmez. Yani bu adamın ne iş yaptığını alakası yok bu işle. Hayır, yok. Tamam. Sen bunu çözeceksin. Ben inanıyorum sana. Bu arada bak. Sakın vazgeçme. Bir soruyu çözmek, cinayeti çözmek yani. Evet. O kadar keyif veriyor ki. Ben çok keyif almıştım. Kendin çözdüğünde çok mutlu oluyorsun. Anladın mı? Okey, Sen çöz. tamam. Ve olayı biraz hisset böyle. Tamam. Güzel sorular sor. Martı yemekle alakalı bir alerjisi var mı? Et yemeğine karşı. Hayır. Vegan mı bu adam? Hayır. Et yiyebiliyor yani, evet. O restorana daha önce hiç gelmemiş. Hayır. İlk kez sipariş veriyor ve Evet. ilk geldiği yerde restoran sahil kenarında mı? Fark etmez. Fark etmez. Restoranda başka kişiler var mı? Fark etmez. Şu anda saçma sorular soruyorsun. Benim sana söylediğim cümleyi içinden tekrar et ve içinden bir süzgeçten geçirip bir şey belirle ve ben buradan yürüyebilirim de. Bir tane adam var. Adam restorana giriyor. Restoranda martı eti sipariş Evet. ediyor ve martı etini çatal bıçakla kesip böyle bir lokma alıyor. O lokmayı yuttuktan sonra dışarı çıkıp kafasına sıkıyor. Evet. Ve ölüyor. Evet. Martı eti. Dur bir dakika. Tamam, sen sor. Şu göz bir geçsin de ne yazıyorsa. Videoları kesintisiz izlemeye ne Adam dersiniz? kaç yaşında? YouTube Hala Premium yazıyor ile mu? egzersiz videolarını... Bir saniye. Ha, kulaklık kapalı. Bir dakika dur, sesini bir ayarlayayım şunun hemen. Şu an benim sesimle bunun sesi iyi mi? Birazcık daha kısmı. Böyle iyi mi? Tamam. Evet. Adam yaşlı mı? Fark etmez. Adam intihar etmeye meyilli mi? Hayır. Adamın ölümcül bir hastalığı var mı? Hayır. Oradan yürürüm dedin değil mi kendi kendine? Adamın ölümcül bir hastalığı yok. Yok. Martı eti yiyor, dışarı çıkıp intihar ediyor. Evet. Bu adamın martılarla ilgili bir derdi yok. Ya var. Var. Yani kişisel bir derdi yok. Peki martıları daha önce beslemiş mi bu adam? Hayır. Peki oraya... Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir cinayet, hiçbir intihar,
o anda gerçekleşmez. Her olay bazı şeylerin birikimidir. Bir şeyin biriktiği de yok ki kanka. Adam ilk kez martı eti yiyor. Bir ipucunu al be. Bir daha ver. Bir daha ver. Aynı hareketler. Hiçbir cinayet, intihar bir anda gerçekleşmez. Hepsi bazı kader yollarının, kader çizgileriyle alakalıdır. Ve olayı çözmek istiyorsan geçmişe gitmelisindir. Peki. Bu adamın o gün öleceği daha önce belli miydi? Allah katında mı? Hayır. Yani bu adam o gün öleceğim zaten ben diyorum. Ya hayır ya. Bir o an karar verdi kafasına mı sıktı? İntihara meyilli mi diyorsun? Hayır diyorum. O an karar verip kafasına mı sıktı? Karar verip mi yaptı bunu? Ne? Bu adamın kendi kararı mı? Evet. Ben intihar etmek istiyorum bir kafasına mı sıktı? Evet. Mal mı oğlum bu herif? Niye böyle bir şey yapıyor? Ya demek ki bir bok var da. Martı etiyle alakalı bir şey var. Anlık Trabzon'a gittim yani. Martı... Sen var ya bu mentalle yarrağı yedin kanka. Martı eti ile alakalı bir durum var mı peki? Martı eti zehirli mi? Mustafa ipucu vermiyoruz ha. Martı eti zehirli ben mi? Ben keyifle izlemeye geldim yakında. Martı eti zehirli mi? Martı eti niye zehirli olsun? Martı eti zehirli olsa kafasına niye sıksın? Evet, şimdi bu adam martılarla ilgili... Sen neler biliyorsun şu geçmiş mi? Bu adam yer... Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir sik bilmiyor. Kanka sana bir söyleyeyim mi? Bu... Hani... Klasiktir. Klasiktir ve hani... Sonradan sorduğumuz bir sorudur. Bu arada easy değil, medium bence seviyede. Hard da denebilir. Hard ama nightmare değil. Peki, bu adamın martılarla bir bağlantısı var. Ama çok klasiktir. Eğer bu soruyu çözersen kendi kendine, sen artık Sherlock'un diğer sorularına hazırsın demektir. Doğru. Bu adamın martılarla bir ilgisi var mı? Amına koyayım. Var demek ki ya. Var. Evet. Bu adam... Martılı... Bu adam Mustafa Emre Yıldız. Bu adam... Bu adam ev... Stüter'in havuzunu çekip atıyor. Bu adam evinde martı besledi mi hiç? Hayır. Hayır. Bu adam bir martıyla bir duygusal bağ var mı? Özel bir martıyla. Bu adam karşısındaki çatıya konan martıları storiesine atıyor mu? Bu adam... Bu adamın bu martılarla... Bak, duygusal bir bağ var bence. Kanka, bak. Bir olay var, evet. O martı etini yerken bir lokma alıyor, bir şey fark ediyor. Evet. Diyor ki ananı sikeyim. Evet. Gün. Evet. Ne olabilir? Etin tadıyla alakalı bir sıkıntı mı var? Sana ben... biraz tuzluymuş. Ve adam demiş ki bu bedene iyot girdiyse bir sikime yaramaz. Dan. Bir şey söyleyeceğim. Trolle mi adamı ya? Ben az önce ona bir ipucu verdim bak. Martı. Bak söyle Mustafa'ya. Sana verdiğim ipucunu Mustafa'ya söyle. Hiçbir cinayet ve... İntihar. Duydum onu. Tamam. Nasıl ipucu? İyi. Ama anlayana. Bu ne demek? Adamın yediği şey sipariş ediyor martıyı okey. Ama gelen şey martı değil. Öyle. Yok. Adam o an martı eti kesin yiyor kanka. Kesinlikle martı eti. O adam o şey gidiyor ya restorana. Martı eti istiyor, martı eti geliyor. O yediği şey martı eti. Hatta özellikle o restoranı arıyor buluyor. Diyor ki martı eti satan restoran mı olur lan diyor. Bir tane buluyor oraya gidiyor. Var lan martı eti satan restoran. Kaçak ama. Yani. Bu bildiğin marine edilmiş martı. Martı yenebilen mi? Martının yanında başka bir şey sipariş ediyor mu? Aynen. İki de goralı abone. Bir de limonata. Martı ve acı şalgam. Kanka olay şu. İki de limonata. Ben eşit ağırlıkçıyım sana. Aynı düşünmüyoruz. Kanka, sıkıntın ne biliyor musun? Salak salak sorular soruyorsun. Soru sormadan çözemezsin. Mantıklı bir yere gidebilecek sorular döneltmeye çalışıyor. Anladın mı? Ya da bana, ben de biliyorum ne olduğunu. Anladım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunu 5 senedir falan oynatıyorum. Bu soruda ilk defa yanına bir şey sipariş etmiş mi diye bir soru aldım. Köylüdür. He kanka, kola söylemiş 5 lira. Hesap ne kadar gelmiş? Daha bir şey kaldı. Adam evli mi? Hayır. Çocuğu var mı? Bir dakika. Bir dakika. Öyle bir şey değil Mustafa. Hayır. Adam evli değil mi? Hayır. Adamın bir ilişkisi var mı biriyle? Flörtleşmesi falan. Hayır. Zaman ekleri çok önemli. Haberin olsun. Adam daha önce biriyle evlenmiş, boşanmış mı? Hayır. Hayır.
Adam hayatında kıza el sürmüş mü amına koyayım? Ya ne bileyim kanka, öyle sorma, salak mısın? Bu ne kadar çirkin bir soru. Kanka adam boşanmamış. Adam boşanmamış. Ya evlenmemişti zaten. Adamın karısı mı öldü? Evet. Adamın karısı ben öldü. Ben adam hayatında böyle bir ufak bir göz hareketi yapmış olabilir. Tamam, her şey çok açığa çıktı şu an amına koyayım. Adamın karısı yani öldü. Yani adamın karısının ölmesi bu hikaye için önemli bir nokta. Olmasa zaten fark etmez derdi. Onları yakalayabiliyorum canım. Hayır dediği her şeyi yakalıyorum. Ondan sonra onun üstüne gidiyorum. Fark etmez dese o konuyu, o kanatı salıyorum zaten. Kadının martısı var mıydı? Hayır. Aynen var, evin önüne park etmiş. Arada sürüyor. Sırcı sırcı moment. Kanka mar alakasız bir soru. Hiç önemli bir soru bak, değil. Bak ananı... Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Önemli değil. Etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Tamam, yok martısı. Ama arada app'ten içeri alıyor. Ya ben seni gerçekten tamam, sikeceğim. Tamam kanka, yok martısı. Tamam pardon, özür dilerim, ciddiyim. Adamla kadının arasında martı ile ilgili bir muhabbet var mı? Ölen karısının arasında martılarla ilgili bir muhabbet var mı? Abi bak, martı ile ilgili bir olay var, evet. Var. Neden yoksa martı eti sipariş etsin ki? Evet. Var bir olay. Tamam. Onu bulacaksın. Adam karısının öldüğünden haberdar mı? Hı? Adam karısının öldüğünden haberdar mı? Haberdar. Adamın karısı intihar mı ediyor? Hayır. Hayır, bir dakika. Evet, haberdar. Doğru. İntihar etmiyor. Kadın böyle şey, bir kenarda ölüyor kanka. Sen söyle. Böyle sahil kenarında falan ölüyor, denizde. Martılar kadının etini yiyor. Sonra bu martı sipariş ediyor. Diyor ki karının etini yiyelim, kafama sıkacağım. Hayır. Çok alakalı. Ama hayalinde canlandırdığın yere bir git. Gittim. Kadın sahilde mi ölmüş? Evet. Deniz kenarında. Evet. Ama yani. Kayalıklarda mı? Ya o kadar önemli değil. Öyle düşün. Şöyle hafif 5 metre rakımlı falan. Sahil kenarı işte amına. Tamam, sahil kenarında ölmüş. Restoran sahil kenarında değil. O önemli değil. Restoran sahil kenarında değil. Değil yani. Şimdi bayağı uzakta. Anlısın onunla. Önemli mi peki bu? Evet. Restoran sahil kenarından çok uzak. Hayır. Yani o sahil kenarından. Yani uzaklık kavramını çift yönlü düşün. Peki martıları nereden sipariş ettiniz diye soruyor mu? Veya nasıl aldınız diye soruyor mu? Yoksa martıya direkt söyleyip siktir olup gidiyor. Alakası yok. Martının nereden geldiğine haberdar değil. Kanka o yediği martının hiçbir şeyle alakası yok. Evet, o öyle bir martı yiyor. Öyle bir martı yiyor. Kadının karısı ölüyor. Adamın karısı ölüyor. Komik değil mi? Adamın karısı ölüyor ama şeyde, sahil kenarı bir yerde. Evet. Peki öldüğü yerde martılar var mı? Var. Bu adam adı kadının öldüğü adam, kadının karısının öldüğü yeri görüyor mu? Öldüğü anı görüyor mu? Hayır. Öldüğü anı görmüyor. Öldüğü yeri biliyor mu peki? Biliyor mu? Hayır. Nerede öldüğünü bilmiyor. Hayır. Nasıl öldüğünü de bilmiyor. Hayır. Çatalla keserken şeyini, alyansını buluyor karısının. Evet. Değil mi? Lan bir siktir git, salak salak konuş. Martı yemiş. Hayır ya, ne alakası? Bir şey söyleyeceğim. Bu arada önemli bir detayın farkına değil bence. Kanka hayır, o infoyu fazla, o info verilmiyor. Kendi bulması lazım. Karısının öldüğünü biliyor ama görmüyor karısının nasıl öldüğünü. Yani sonra adamlar da diyor ki ona, karınız böyle bir yerde öldü. Ve öldüğü yerde martılar. Ya salak şeyler diyor ki yani, böyle tam olacakmış gibi ama değilmiş gibi. Şu an az önce bana inanmasına kopuyorum. Tamam devam et. Bulacağım. Vallahi iyi gidiyorsun. Ya karısının ölmesini bulman mesela altta bayağı bir ilerleme kaydetti. Değil mi? Karısı öldü. Mesela şuna niye odaklanmışsın? Çocuğu var mı? Önemli değil. Şuna niye odaklanmış? Karısı nasıl öldü? Tamam. Var. Çocuğu var. Ve o kişi Elon Musk. Bugün nereye? Yok çocuğu. Karısının nasıl öldüğünü bilmiyor ki adam. Karısı nasıl ölüyor? Ben onu cevaplayamazsın. Karısı düşerek mi ölüyor? Evet. Hayır. Evet diyor bu da amına koyayım. Hayır. Bir noktada. Hayır.
Hayır mı? Hayır. Kanka Allah aşkına bir sigara versene. Ben yanlış hatırladım. Sigara versene. Görmek ki. İçeriden izleyenler birincisi bir tane sigara getirse ya bana. Şimdi. Nasıl? Doğru cevabı ne? Evet mi hayır mı bu sorun doğru cevabı? Karısının. Karısı bir saniye böyle. Düşünme için pay ver. Düş. Bir saniye. Tam hatırlayayım da yanlış tamam. Olmasın. Çete bakma. Ne? Ben okuyamam ki orayı. Bir tane sigara getirin lan içeridekiler. Bir tane sigara içeridekiler. Çağrı falan. Allah. Yarabbim şükür. Tamam. Hayır düşerek ölmüyor. Boğularak mı ölüyor? Hayır. Öldürülüyor mu kadın? Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ebenizin anı! Bir gelsene bir. Bağırma. Bir gelsene bir. Gel çık gel. Dışarı. Bir saniye durur musun? Bir konsey tartışması var. Sikerim. Bunlar zaten kendileri bilmiyorlar ki. Bana gelmişler burada. Biri evet, biri hayır, biri evet, biri hayır. Çekiyor bunu. Kadın öldürüldü. Martıyı bunu nasıl anlıyorum amına koyayım? Ben mi öldürdüm acaba? Ben mi sebep oldum? Benim sebep olmam lazım. Kadın öldürüldü. Peki ben birine öldürülme şeyi verdim de yanlışlıkla kadın mı öldürüldü acaba? Martının bunda ne alakası var? Bunu martıyı nasıl fark edebilirim? Allah Allah ya. Martı eti. Çatal bıçak kullanıyorum. Bir lokma alıyorum. Diyor ki ana sikiyim. Bam. Tamam. Kendi aramızda bir karara vardık. Ne hatırlıyorum şu kefe? Kendi aramızda bir karara vardık. Mustafa daha doğru hatırlıyor evet. Kadın öldürülüyor. Hayır. Düşerek ölüyor. Düşerek ölüyor. Yine. Yüksekten şuna bir şey diyeceğim. İçeride televizyonun sesini kısmaya çalışıyorum. Deniz kenarında ölüyor. Deniz kenarında ölüyor. Deniz kenarında ölüyor. Deniz kenarında ölüyor ve düşerek ölüyor. Evet. Deniz kenarına mı düşüyor peki? Deniz kenarına mı düşüyor? Evet, evet. Hayır demedim. Evet. Deniz kenarına. Hmm. Peki burası kumsal mı yoksa sahil mi? Hani şey gibi Üsküdar gibi bir yer. Yani kanka. Kumsal. Kumsal. Evet, baba kumsal. Ben harbiye böyle düşünüyorum. Kumsal kanka. Baba burası neresi? Burası neresi? Adam martı etini İstanbul'da mı yiyor? Yesin. Alakası mı yok? Yesin zaman. Sıfır alaka. Yesin kanka İstanbul'da. Tamam İstanbul'da yesin. Kendine daha yakın hisset. Adamla bir bağ kur. Adam kanka nerede yiyor biliyor musun martı etini? Dalta'nın orada yiyor. Şeyde yiyor. Halic'in orada yiyor. Kadın. Kadın düşerek ölüyor. Evet. Kadın düşerek ölüyor. Adam nasıl nerede öldüğünü bilmiyor. Karısı. Hayır. Biliyor, biliyor. O da değişti. Özür dilerim. Biliyor. Ha, biliyor. Evet. Biliyor. Ha, evet biliyor. Şimdi ben evet hayır soruları sorabiliyorum değil mi en fazla? Evet. Adamın şu an yemek yediği yerle aynı ilde mi öldü kadın? Hayır. Alakasız bir yer. Alakasız. Yurt dışında mı falan ölüyor kadın? Evet. Yurt dışında ölüyor. Hmm. Hem de nerelerde? Kıbrıs'ta mı ölüyor lan kadın? Ortak yönleri var. Adada ölüyor. Hmm. Bir adada ölüyor. Bir ada ülkesinde mi ölüyor? Hmm. Bir adada ölüyor. Hmm. Peki adanın ülke değeri var mı öldüğü yeri? Sıcak bir yer mi? Sıcak fark etmez. Fark etmez. Anla artık. Ya! Bozcaada'da mı ölüyor? Kanka kınalda. Hiç beklemiyordum bu seni. Kınalda kanka. Amına koyayım sana bir şey. En salak soruyu sor. Yani bu da bilmiyor ya. Üzülüyor amına koyayım. Yediği Martı'nın adı... Belli bir adaya özel türü var. Doğru muyum? Yediği ada atıyorum. X adası martı diyor. Kanka sen götünden neler uyduruyorsun ya. Sana kim böyle bir şey söylüyor? Kadın adada ölüyor. Evet. Bana diyor ki durup dururken.
Martı'nın adaya özel bir türü var. Ne alaka? Eti fark ediyor çünkü adam. Bir şey fark... Karısının ölümüyle alakalı bir şeyin farkına varıyor adam. Evet. O eti yiyince farkına evet. varıyor. Tadından farkına varıyor. Evet. Martı eti tadı geliyor mu peki adamın ağzına? Evet evet, adam martı edini... Adam martı eti yiyor, yediğin... dolayısıyla martı eti tadı geliyor. Bu adam bu yediğin benim martı diyor. Evet. Evet. Bu adam psikolojik sorunları mı var? Hayır. Hikaye %100 mantıklı. %100 mantıklı. Evet. Hiçbir troll, Maiko, sıfır. Doğru. Kimse seni, senle daşacak geçmiyor. Peki sana soru soruyorum. Adanın hangi ada olduğunu bulmam mı gerekiyor mu? Hayır. Adanın hangi ada olduğunu bulmam. Bulamazsın zaten adanın hangi ada olduğunu. Çünkü bir sıfat tanımlaması var orada. Yarım ada. Aynen kanka, yarım ada Türkiye. Ada. Ada. Doğru. Doğru. Oğlum, tam yerinde. Çok ünlü bir sıfat tanımlamasıdır bu. Kitaplarda vardır, filmlerde vardır. Kayıp ada. Aynen amına koyayım. Kanka bilmiyorum böyle bir. Ne ada var? Salak mısın ya? Bolca ada var, Gökçe ada var. İsim tanımlaması. Din bir ada Ay, sıfat. Değil. Bulamazsın bu sıfat adayı. Sıfat tanımlaması kanka. Bu adanın zaten sıfat tanımlamasındaki ilk kelimesi de adanın bulunamayacağı anlamına geliyor. Kayıp ada. Tamam, senin için kayıp ada olsun. Bulunamayacağı anlamına geliyor. Senin için kayıp ada. İzbede amına koyayım. İzbede. İzbede. Bir film vardı, hatırlıyor musun? Bir adam, bir kadın kavuşamıyorlardı. La 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 la. Adam da. La 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 la. Abim biraz hızlıydı. La 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 la. Issız. Kadın ıssız bir adada düşerek ölüyor. He. Bu adam bunu nasıl öğreniyor amına koyayım? Belli ki. Ha. Adam biliyor nasıl öldüğünü. Nerede öldüğünü de biliyor. Evet. Issız adada öldüğünü biliyor. Evet. Issız bir adada. Hangi ada oldu fark etmiyor. Issız bir ada amına koyayım. Evet, aynen öyle. Bunu adam nereden biliyor mu diyorsun? Bunu adam nereden biliyor? Bunu adama birini söylüyor. Bu adamın hayır. Yani technically. Neden biri söylesin ki? Haberlerde mi görüyor? Hayır. Babacım. He. Yani kanka ıssız adaya nasıl düşmüş bu kadar? Ne oldu kanka yani? Bir şey söyleyeceğim. Sende şu an yanlış bir algı var. Kadının tek başına ıssız adada öldüğünü ve adamın bundan nasıl haber olduğunu düşünüyor. Evet. Yani bunlar karı koca ya. Aha. Hani beraber olamazlar mı o ıssız adada? Hani spoiler veriyorum sana da hani buradan artık seni çevirmenin tek yolu buydu, anladın mı? Görmedi dedin amına koyayım öldüğü yeri. Görmedi çünkü. Adam ıssız adadan kurtuldu. Oğlum adam görmedi diyorsun. Görmedi. Görmedi. Helikopterden giderken ıssız adaya düştü. Görmedi. Adam kör. He amına koyayım be. Adam kör olması çok önemli. Adam kör. Evet. Adam kör, karısı ölmüş kanka. Adam kör, karısı ölüyor, öldüğünü biliyor, öğreniyor. Martılar havada uçuşuyor sesten, yiyor, karısının öldüğü aklına geliyor. Hayır. Şizofren bir zamanda. Siktir git. He, o zaman saçmalama. Bayağı şey öğrendin şu an. Ama şunu düşün. Adam kör. Karısı ölü. Ama bir dakika, adam. Adam ama. Evet. Adam kesinlikle. Ama yani kör de şimdi bir dakika. Bunu da bir düşünmek lazım. Görme engelli diyelim. Hayır öyle değil. Yani, öyle bir şey demek istemiyorum. Yani adam... Adam orada mı kör oluyor peki? Daha öncesinde kör mü? Görme engelli diyelim. Evet. Adam bu olayda gözlerini kaybediyor. Evet. Martılar yiyor gözlerini. Aynen amına koyayım. Bak çamarı vuracağım bu sefer sana. Martılar yiyor gözlerini. Hayır ya. Bağırma. Hayır, martılar gözlerini yemiyor. Adamın gözlerini bir yırtıcı bir şey mi çıkar? Hiçbir şey yırtıcı bir şey çıkarmıyor. Bir anda kör oluyor adam. Evet, bir şey oluyor da kör oluyor ama. Şimşek çakıyor da kör oluyor. Aynen. Gözüne şimşek çakıyor adamın. Bir yeri kalıyor ama. Asit yağmuru. Asit yağmuru. Mars'ta. Gora'da çok yaygın. Kanka. Neyse, şaka yaptım. Kanka yok değil.
Fiziksel bir şekilde mi kör oluyor gözleri? Yoksa şok etkisiyle falan mı? Yani fiziksel bir şekilde fiziksel ve şok etkisiyle ikisinin birleşimiyle kör oluyor adam. Fiziksel dediğim bir şey girmesi falan mı gözüne? Öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey değil ya. Travma gibi düşün. Travmatik bir körlük. Evet. Yani travmatik bir olay zaten. Kör olmasının sebebiyet veren bir şey. Chat aranızda bilenler mutlaka vardır ama bilenler de chatte yazmasın ki bilmeyen arkadaşlar da bilenler keyif alsınlar. Kadınla adam bilmeyenler bakmasın chat'e. Kadınla adam beraber. Issız adadalar. Adam kadın karısını. Ya abi bir dakika dur şimdi bak. Bir dakika dur. Kanka, her şeyi bildiğin ya, gibi düşün. Nasıl gittiler kanka? Nasıl bir insan ya? Bir insan. Biz niye diyelim ki? Hadi kalkın ıssız adaya gidiyoruz. Issız adaya gemiyle mi gidiyorlar? Hayır. Uçakla mı gidiyorlar? Evet. Uçaktan ıssız adaya gitmiyorlar. Düşüyorlar. Mecburen orada kalıyorlar. Evet. Adam oradan kurtuluyor. Evet. Kurtulmuş ki yemek yiyor abone koyayım Mart diyor. Kadın kurtulamıyor. Evet. Kadın düşerek ölüyor. Evet. Ama adam kör olduğu için kadın karısı öldüğünde göremiyor. Öldü. Yani görmedi derken o ara. Görmedi. Adam gözlerini kaybediyor ıssız adaya düştüğünde. Düştüğü evet. için. Travmatik bir olay. Ne oluyor orada? Düşüyor. Ne düşüyor? Uçak. Tamam, uçak düşüyor. Ne oluyor orada sonra uçak düşünce? Patlıyor. Hemen hayalinde canlandır bu sahneyi. Uçak düştü. Issız adaya çakıldı. Kadın. Uçaktan savruluyor. Hayır ya. Hayır. Bir fiil koy tamamla işte. Kadın. Ölüyor. Adam. Ölmüyor. Kör oluyor. Evet. Sonra ne oluyor bu adada mesela? Bir uçak düştü adaya. Evet tabii hayvanlar sağa sola kaçıştı. Zart zurt oldu. Evet. Peki uçakta yalnızlar mı? Hayır. Başka insanlar... Bir tek adam mı kurtuluyor uçaktan? Boeing 737 düştü adaya. Tamam. Bir tek adam mı kurtuluyor? Hayır. Diğer insanlar da kurtuluyor. Evet. Diğer insanlar diyor ki karınız öldü. Hı hı. Bu adam da fark ediyor bunu. Aa karım öldü. Körüm ben göremiyorum ki karım nasıl öldü. Hmm. En kötü seslenmiştir. Ses çıkarmayınca öldüğünü anlamadım. Anladım. Yani orada bir lost yaşanıyor kanka. Bir lost yani dizi olan. Sonra adama... Lost büyük spoiler bu arada. Niye adam yani adam nasıl kurtuluyor adadan? İnsanlar adadan nasıl kurtuluyorlar? Ya hepsi rüya ya. Tam şaka. Nasıl kurtuluyorlar? He? Gemiyle mi? Kendileri önemli, bir şey yapıyorlar. Arama kurtarma ekipleri kurtarıyor. Yani bir şekilde kurtuluyor. Kadın düşerek ölüyor, öldürülmüyor. Birileri ona diyor ki karınız öldü. Göremiyor adam. Kazada gözlerini kaybediyor. Hem travmatik bir olay hem fiziksel bir olay. Ama o önemli değil zaten. Öğrendin artık. Uçak kazasında gözü gidiyor yani. Adamın bizim bildiğimiz kısım da bu yani. Uçak kazasında adamın kör olması. Sonra kadının da uçak kazasında ölmüş olması. Bunu da buldun. Issa'dan geri geldiğini de buldun. Ya bu zaten olay. Ama arada İstanbul'u niye Mart'ı itiyor? Arada küçük bir detay var. Şu an hikayenin storyline'ını... Şimdi adam duyuyor ya. Martı sesleri duyuyor mu adada? Hayır, o alakasız. Hayır. Ha, martı sesleri. Adada martı var mı diyor? Aha, var mı? Var. Fark etmez mi var mı? Olsun. Adada martı sesleri duyuluyor. Önemli değil ya. Olsun. Allah Allah. Soru geldi. Şimdi bak ama. Emre, ha. Aslında her şey birleşti kanka. Şimdi sen şunu da fark ediyorsun. Adam martı etini yediğini fark edince kafasına çıkıyor. Adam martı etini bilerek sipariş ediyor ama. Evet. Adam martı etini... Burayı kendi bulsun. Adam martı etini bilerek sipariş ediyor. Evet. Adam restorana gidiyor. Diyor ki ben bir porsiyon martı eti alabilir miyim? Önüne koyuyorlar. Çatal bıçakla güzel. Adabına uygun. Yiyor. Kesiyor. Çatalı batırıyor. Dişleriyle alıyor. Çatalı sürtmeni. Kapıya çıkıyor. Bam. Bir yerleştiriyor. Sonrası karanlık. Yediği martı eti değil mi? Yediği martı eti değil. Sonrası karanlık yok. Yok hayır yediği martı eti. Sonra bum. İntiharını önce. Beyaz ışık. Allah Allah. Sonrası yok. Ben Saadettin Teksoy.
Babacım. Kanka çarık kapı sıkıyormuş, kapatsana. Harbi mi? Kimden geldi bu yorum? Esokalar. Evet. Tamam. Bu şimdi şunu düşün. Bir hayal et. Arkadaşlar. Hayır. Ha. Okudun mu lan? Gördün mü lan? Hayır. Tamam. Şimdi şunu kafanda güzelce hayal et, tamam mı? Bak, başka bundan başka hiçbir şey düşünme. Neyi düşün sadece biliyor musun? Burada donate'lerde yazmıyor değil mi? Tam o kadar şeyler. Sadece şunu düşün. Adam adaya düştü ve orada onunla birlikte yaşayan insanlar var. Ve orada bir ne oluşacak? Oğlum adadasın, neye ihtiyacın? Ada hayatı oluşacak değil mi? Evet. Bunlar kurtarılana kadar orada yaşayacaklar neticede. Hayatta kalacaklar. Yemek yiyorlar. Aslında yediği karısı orada. Onu fark ediyor. Onu bilmiyor. Ne eti bu diyorlar. Adama diyorlar ki martı eti yiyoruz diyor. Sonra gidiyor bir tane martı etini çok sevdiğini düşünüyor. Martı etini yiyor. Martı etini yemiyormuşuz. Kim öldü? Karım öldü. Karımı yemişim ben. Güm. Bu sefer oldu. Oh be. Eyvallah. Bu sefer oldu. Çözdün. Bence chat'te okudu piç. Yo, yemin ederim okudu. Tam ben böyle Streamlabs'ı açınca söylemen de bir manidar. Vallahi okumadım. Bir de böyle yaptı ya. Vallahi okumadım. Nereden gördün lan? Delikanlı. Yemin ediyorum okumadım. Kaç senelik arkadaş? Zaten kaç senelik arkadaş? Bak RP'ye şey bıraktın. Böyle hafif düşünüyormuş gibi nefes verdin. Gözünün içine bakın. Yemin ederim RP yapmadım. Vallahi okumadım. Yayından sonra da size kanka okumuştum demeyeceğim. Kesinlikle okumadım. Ama zaten ben kendimce bu oyunu çok iyi oynayamadım bence. Ha, siz bu oyunu... Yo, sonunu güzel bağladın. İyi oynadın mı? Bu bayağı zor çünkü... Ama yardım ettiniz mesela. Yani iyi oynayabildin mi? Ya normalde sıfır yardım. Bulamazdım. Ya bu arada çok da yardım etmedik ki. Yok. Ben ettim ya. Sonunda ben doğru. Yönlendirdim ya. Ben hiçbir şey söylemesem bu soruyu salt sorsam bunun cevabını bulamazdım muhtemelen. Bence. Bu en azından bu kadar süre zarfında. Ama ilk kez Sherlock oynamana rağmen iyi performanstı. Teşekkür ederim. Yani zor bir soru bu arada. Zor bir soru. Yani İstiyor çünkü... musun bir Ya Mustafa'nın bilmediği bir şeyi Mustafa'ya sorsana ya. Ben performansını merak ediyorum. Benim bilmediğim bir şey var mı bilmiyorum. O zaman ikinize sorayım. Tamam. Varsa bir düşündüğüm okey. Tamam. Ama son soru olsun. Tamam. Okey, nasıl istersen. Benim böyle yatıyor olmam bence çok okey. Yani kamerada bakıyorum. Sen oraya rahat bir açıdan girmiş oluyorsun evet. Böylece. Ben bugün burada yayın yapsam olur değil mi bu arada? Ya. Ama kameranın odağı seni alıyor biliyor musun? Beni odaklamıyor. Ne diyorsun ya? Öyle ilginç bir durum var. Ortadasın ya herhalde. Böyle. Biraz yaklaşın. Bak şöyle yapınca mesela daha düzeliyor. Okey. Chat, bir tane daha soruyorum. Ben hazır mısın? Sor bir ben bakayım. Okey. Bir tane adam. Emreciğim. Evet. Öldürülüyor. Tamam. Nerede öldürülüyor? Onu da söyleyeyim size. Bu da bir info. Bu soruyla alakalı. Bu adam saunada öldürülüyor. Ben biliyorum. Biliyor musun? Tabii. Saunada öldürülüyor. Daha sonrasında adamla birlikte... Hard mı bu? Hard değil. Tamam. Yani. Adamla birlikte olan kişiler var tabii saunanın içinde. Herkes direkt olarak dışarıya çıkarken saunada olanların hepsi polis tarafından didik aranıyor. Ne saunanın içinden, ne adamın üstünden, ölen adamın. Ne dışarı çıkanların üstünden silah bir cinayet aracına dair bir şey çıkmıyor. Bu adam nasıl öldü? Ben bunu soru biliyorum. Bu adam nasıl öldü? Evet. Cinayet aleti çıkmıyor. Adam saunada öldürülüyor. Evet. Boğularak öldürülüyordur. Hayır. Yok. Saunada su yok ki aman efendim. Yani boğazından da boğabilirsin de öyle bir şey yok. Düşerek ölmüş olabilir. Hayır. Saunada. Evet düşebilir. Hayır. İntihar ediyor mu peki? Öldürülüyor. Hayır, öldürülüyor. Öldürenler de saunadan biri. Zaten. Ama yani herhangi bir böyle Among Us'taki gibi venttir, havalandırmadır falan öyle bir hikaye yok. Cinayet aleti aslında var ama hani kaybolan bir şey olabilir mi? Sen bulacaksın onu. Ha, evet, bir şey kayboluyor ortada. Evet, aslında. Evet, kayboluyor. Ya ben karşımdaki kişiye zarar veriyorum ama iz bırakmayan bir şey. Hı hı. Adam bir vücudunda yara darbesi var mı? Var. Yara var adamın üstünde. Bir bıçaklanma darbesi mi? Tadında. Bıçaklanma tadında. Yani böyle bir kesik var yani. Adam. Aynen. Bir şey böyle, var yani. Böyle bir kesik, yarık var. Mustafa'ya yani. Doğru bak bir. Bir şey girmiş kanka.
Yani bu arada, de... bu arada martılı sorunun yanında basit bayağı. Çerez yani. Çerez kanka bayağı. Çerez bir soru. Bildiğin şeyler. Cinayet silahı yok. Adamın üstünde bir yara izi var. Adam da saunada. Ölen kişi yani. Böyle insanın tırnağıyla falan öldürdüğü yok, durum yok. Bir şey sokulmuş kanka. Bir şey sokulmuş. Tabii. Ve sokulan şey ortada yok. Yok. Evet. Saklanmamış da zaten. Hayır yok. Ortadan kaybolan bir şey yani bu. Evet. Ben bunu yaptıktan sonra şey gibi morgul bıçağı gibi uçuyor ama. Aynen öyle. Ne olur yani bir nezle evet. Neyle delerim lan öyle bir şeyi? Ben sonradan ortada bulamayacağım. Neyle delerim bir insanın bacağını deldim bir şey yok. Ne yapabilirim? Saunada olması önemli detay. Saunada. Saunada ne yapılır? Ter atılır. Ter atılır. Yani Emre. Şimdi bunu biz hani morgun bıçağı gibi yok oluyor diyoruz ya. Ha. Bu realitede oluyor yani. Fizik yani bu şey değil. Falan değil. Olağanüstü bir durum yok. Yani bizim dünyamızda yaşanıyor bu. Yani şey falan fizik çıkmayacak cevabı yani. Işınlanabilir bıçak falan. Öyle yok, bir şey değil. Bu gerçekten bu dünyada bir olan olay, bir şey. Evet. Fiziksel bir olay. Öldürüyorum adamı. Ve cinayet aletim. Buharlaşıyor mu peki cinayet aletim? Buharlaşmıyor. Buharlaşmıyor. Fiziksel bir değişim geçiriyor mu? Evet. Yani evet. Evet, fiziksel bir değişim geçiriyor. Buharlaşıyor. Katılaşıyor mu? Hayır. Hayır. Sıvılaşıyor mu? Evet. Adam buz getirmişler. Şimdi buzu sokuyor. Sağında da buz eriyor zaten. Bravo. Doğru mu? Güzel. Evet. Eyvallah. Cidden mi? Gerçekten mi? Eyvallah. Tamam. O yüzden sana kolay soru tamam. Dedik ya. Ondan diyorum ya fizik motoru buranın fizik motoru. Ne bu? Sen şey sorusunu biliyor musun? Gömü 40 yıl bahçıvan. Gömü 40 yıl bahçıvan mı? Biraz at yani. Öyle bir hikaye hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Ama yani detaylarını hatırlamıyorum açıkçası. Hatırlamıyor musun? Tam olarak hatırlamıyorum. Olay şu. Sana da sormuş olayım ha. Sor bakalım. Bu arada chat keyifli misiniz? Şu an 15 bin kişi varsa keyiflilerdir. Yok bence. Keyfiniz yerinde mi yani? Erken gelmiş. Chat'e mi gelmiş? Hı. Hoş geldin. Kankuş. Hoş geldin. Kankuş. Tamam keyifliyseniz bir tane daha patlatayım. Tamam. Bunu da soralım hadi. Bu biraz hardcore düzeyde bir soru. Hardcore da değil. Bırak telefonunu ya. Medium hard arası. Soruyorum. Yani şey gibi. Martılı gibi. Evet hazır mısın? Hı-hı. Tamam. Şimdi dostum. Olay şu. Bir tane tren vagonu hayal et. Ben mi? Gar görevlisine evet. Tren vagonu hayal ettirmek. Mustafa sen şeyi biliyor musun bu arada? Hı. Sigara içilen falan. Vagonda mı? Ha. Onu hatırlıyorum. Tamam. Soruyorum. Daha güzel bir tane soru geldi aklıma. Sor. Daha güzel Mustafa bir soru. Biliyor mu? Daha güzel biliyordur. Sor. Daha güzel bir soru geldi aklıma soruyorum. Tamam. Bir tane adam arabayla yolda gidiyor. Tamam mı? Arabayla yolda giderken bir anda arabayı sağa çekiyor. Çıkıyor arabadan. Pat kafasına sıkıyor, intihar ediyor. Aynı martılı sorudaki ne? Gibi. Instant bir intihar. Neymiş? Arabayla gidiyor. Arabayla giderken sağa çekiyor. İniyor. Pat. Tamam bu okey. Biliyor ben musun? Bilmiyorum galiba. Şaka ben şu anda aynı olabilirim. Peki. Bir en azından bileceğimi fark edersen. Araba geç... çalışır durumda mı? Evet. Sürüyor yani arabayı. Sürüyor. Arabayla adam gidiyor dedin ya. Arabayı sürüyor. Gidiyor, adam kendi mi sürüyor? Ha? Kendi sürüyor. Kendi arabayı. Sürüyor. Tek arabada. Tek. Peki kenara çektiği bir yerin adam için bir manası var mı? Hayır. Random bir yere çekiyor. Evet. Bir şey görüp mü sıkıyor? Hayır. Bir şey yolda peki bir şey adam, de görmüyor. Arabayı sürerken intihar edeceğini biliyor muydu? Hayır. O zaman ha tamam ben galiba biliyorum bunu. Tamam ben biliyorum bunu. Amına koyayım ya. Gel. Şimdi bu adam araba sürüyor. Evet. Sağ çekip intihar ediyor. Evet. Arabayı sürerken hiç ölmekle alakalı bir şeyi yok. Hayır yok. Ama intihar ediyor ki demek ki bir şok yaşıyor. Evet. Arabayı sürerken bir şeyin farkına evet. Varıyor. Arabayı sürerken bir sen şeyin oldun farkına oldun ha. Evet. Devam. Şimdi arabayı... Ben tam oraya gidecektim. Oraya gidince fark ettim. Arabayı bunu. Sürerken arabada mekanik bir problem çıkıyor mu? Yok. Hayır. Arabanın içinde bir şey görmüş olabilir mi? Hayır.
Arabayla ilgili bir şey fark etmiş olabilir. Hayır. Arabayla ilgili. Yolla ilgili bir şey fark etmiş olabilir mi? Mekanla ilgili bir şey fark etmiş. Hiçbir şey fark etmiyor. Ama bir şeyin farkına varıyor arabayı sürerken. Evet, evet. Ama demek ki bir şey olması lazım. Evet, var. Adam evli mi? Adam birini kaybetmiş mi? Evet. Kaybettiği kişiyi hatırlıyor. Onunla ilgili bir şey bulacağız. Hayır. Yani hayır. Hayır diye diyorsun ama alakası var bu işin. Fark etmez demen lazım. Tam senin söylediğin gibi değil. Adamın çocuğu var. Çocuğunu mu kaybediyor? Hayır. Karısını mı kaybediyor? Evet. Karısını kaybediyor. Hı hı. Karısını kaybettiği yeri görüyor mu? Nasıl yani? Karısını kaybettiği yerin nerede öldüğünü biliyor mu karısının? Biliyor. Görüyor mu nasıl öldüğünü? Evet. Ben bu hikayeyi tam hatırlamıyorum ama gidişatını, yolu hatırladım yani. Görüyor nasıl öldüğünü? Görüyor. Kadın arabada mı ölüyor? Hayır. Kadın yolculukta mı ölüyor? Hayır. Kadın hastanede hastalıktan mı ölüyor? Kadın bir hastalık sonucu mu ölüyor yoksa bir kaza sonucu mu? Kaza sonucu mu ölüyor? Hayır. Kaza değil mi diyor? Hayır. Değil mi? Hastalık sonucu da ölmüyor. Hayır. Kadın eceliyle ölüyor. Hayır. Kadın adam öldürüyor. Evet. Kadın adam öldürüyor. Aslında bu yolda kadına bir şey yapmış ki öldürüyor. Yani yanlış bir şey yapmış kadın adama. Yani hiçbir şekilde bunun bir mantıklı yanı yok da. Tabii ki. Ha tabii canım onu söyle. Kadın bunu adam öldürüyor da diyor ki hani bir bu cinayetin sebebi adama göre bir sebebi var bu cinayetin. Yani. Ve bu kafasına sıkmasının sebebi de aslında şunu fark edecek. Kadın aslında ona atıyorum ihanet etmemiş. Değil mi? Hayır. Ben yani hikayenin bir yanlış bağladım. Adam karısını öldürdü. Evet. Adam karısını öldürdükten sonra hiçbir şekilde vicdan azabı duydu mu? Hayır. Adam kendince haklı olduğunu düşünüyor mu karısını öldürürken? Adam bir psycho. Adam psikopat. Bu hareketi yaptıysa öyledir zaten. Zaten tamam. Tamam. Şimdi şuna bağlamaya çalışıyorum. Adam arabayı sürerken bir şey fark edip ben karımı öldürdüm ama yani gerçekten yok yere öldürmüşüm deyip sıktı diye düşündüm. Hayır. Öyle değil işte. Benim hani orayı bağlamaya çalışmam sebebi o. Adam tek başına mı öldürüyor karısını? Evet. Karısını gömüyor mu sonra? Yakalanmıyor zaten bu işten. Karısını bir yere gömüyor. Bir dakika bekle. Düşüneyim. Hayır. Karısını bir yere gömmüyor. Hayır, hayır, evet. Karısını bir yere gömmüyor. Gömmüyor yani. Öldürüp bırakıyor oraya. Öldürdüğü yere bırakıyor. Sonra o kadın gömülüyor mu birileri tarafından? Bilmiyorum kanka, fark etmez. Ha, fark etmez. Adam yakalanmamış zaten. Gizli saklı bir yerde öldürüyor demek ki. Aha. Hayır. Gizli saklı bir yerde de öldürmüyor. Hayır. Halk içinde bir yerde. Public bir yerde mi öldürüyor? Hayır. Evde öldürüyor. Evet. Evde öldürüyor. Evet. Ha, şuna biraz daha... Boğarak mı öldürüyor? Hayır. O önemli değil mi? Değil değil, hiç önemli değil. Kadını evde öldürdü. Nereden sen duymadın? Şuna odaklansana. Adam niye arabada durup dururken? He amına koyayım be. Zaten tamam. İşte kadınla ilgili şeyler yakalanıyor. Ya, anladım. Hayır, anladın artık. Orası bitti. Durduk yere adam niye kendini öldürmeye evet. karar verdi? Bir araba kullanıyordu. Bir tane mantıklı sebebim vardı. Ne? Yani şu yani vicdan azabı. Yani, ben böyle sanıyormuşum ama öyle değilmiş. Yani bir şey fark etti. Ama öyle bir şey yaptım hani bu hayatı yaşamamı. Öyle değil ama. Adam arabayı... Kendini bir arabanın içine hayal etsene. Kendini bir arabanın içine koy bakalım. Gidiyorum. Arabayı sürüyorum şu an. Bir yanda sağa çekip neden kafama sıkayım? Kendinin üzerinden düşünme. Bir araba ortamı hayal et. Yolda giderken. Karşıdan başka bir araba geliyor mu? Hayır. Tek başımayım yolda. Kendini hayal et. Yolda tek başınasın. Arabayı sürüyorum. Devam ediyorum. Arabada da teksin. Yolda da teksin. Ne olmuş olabilir? Bir şey görmüş olabilir. Hayır. Bir şey duymuş olabilir. Evet. Radyo mu açık? Evet. Radyo açık. Evet. Radyoda da haberler mi var? Hayır. Şarkı mı çalıyor? Hayır.
radyoda bir program var. Evet. O programda da kadınla alakalı bir haber mi? Hayır. Radyo programını yapan kişi benim bir tanıdığım. Hayır. Tanıdığım olduğunu fark ediyorum. Hayır. Radyo programını yapan kişi önemli mi? Evet. Haberler de yok. Yok. Radyoda bir cinayet mi araştırılıyor peki? Hayır. Radyo programını yapan kişi benim babam mı? Hayır. Oğlum mu? Hayır. Çocuğum mu? Hayır. Karım? Hayır. Öldürdüğünü sandım karım. Hayır. Evden biri mi peki? Hayır. Ha, evet. Benim evimden biri. Evet. Karımla akrabalı olan biri. Hayır. Benim evimden biri. Evet, senin evinden biri. Programı yapan ben miyim? Ama? Evet, amına koyayım. Kendi programımı yapıyorum. Hı-hı. Kayıt alınmış. Hı-hı. Arabanın içinde giderken kayıt, aynı zamanda radyo programı yapıyorum. Hı-hı. Program benim yerime başka biri geçmiş programı Hı-hı. yapıyor. Hı-hı. Orospu çocukları. Hı-hı. Ne oluyor? Diyorum ki bu benim programım, kendi programım. Sinirlenip sağa çekip intihar. Hayır hayır, bir şey olacak orada. Evet. Bir şey olacak. Karımın öldürmemle alakası var mı? Var. Benim bir katil olduğumu söylüyorlar orada. Hayır. Hayır. Biraz mantıklı bağla bunu. Karımı öldürmemle alakası var. Var. Yeni programı yapan kişi karımı... Şunu bir üçüncü kişi olarak söylesene. Üçüncü kişi yap. O üçüncü kişi. Ha. A kişisi. Mustafa Emre Yıldız yapsın programı. Mustafa Emre Yıldız. Yapmasın A ya. A kişisi programı yaparken... Ha. Benim karımı öldürmemle alakalı bir şey açıklıyor. İnsanlara. Ben seni kendini karısını öldüren adamdan ayırmanı istedim. Programı sunan, şu an sunan adamı değil. Kanka programı ben sunuyorum. Efe karısı. Sen de bizden kafasına sıkan adamsın. Öyle düşün. Olur mu? Yanlış mı söyledim? Yani aklına daha iyi oturtacaksın. Programı yazan mı benim yoksa daha önce sunuyor muydum programı? Programı yapan bendim. Benim programım. 89.2. Program atıyorum. Program Gar FM. Bir açıyorum Gar FM. Evet Gar FM'deyiz. Karşımda. Ben diyorum bu program benimdi programım. Benim programım. Başka biri yapıyor bu programı. Evet. Sinirleniyor muyum buna? Evet. Sinirleniyorum buna. Evet. Peki programı benim yerime sunan kişiyi tanıyor muyum? Fark etmiyor. Ben tam şimdi hatırladım. Programı peki radyonun sahibini tanıyor muyum? Ya ne alaka ya? Asım Şekip Kaya amına koyayım. Ne bileyim kanka bir hayır, belki hayır. Var olayın içinde. Alakası yok. Radyoda duyduğum bir şey beni çok etkiliyor. Programı sunan kişi tarafından ve kafama sıkıyorum. O hayır, şey ne? Hayır. Radyoda programı sunan kişi tarafından duyduğum bir şey seni etkilemiyor. Radyoda programı başka birinin sunması beni etkiliyor. Hayır. Ha evet. Evet. Evet evet evet. Adam neden bu kadar sinir olup kafama sıkabilirim? Neden? Karımı öldürmemle alakalı bir şey mi? Evet, farklı bir açıdan bak olaya. Sen şu an arabada hangi zaman dilimindesin? Şimdiki zaman. Hayır, şimdiki zaman ne zaman? Geceyi, gece gidiyorum. Evet. Nereden çıkmışsın? İşten. Hayır. Evden. Evet. Ne yapmışsın? Evden çıkmışım, arabama binmişim. Hmm. Evden karımı öldürmüşüm az önce. Hmm. Sonra? Ha onu soracaktım, unuttum yakın zamanda mı öldürdüm diye. Sonra arabama biniyorum. Hı-hı. Ve radyoyu açıyorum. Hı hı. Radyoyu açıyorum ve radyoyu duyuyorum. Hı-hı. Karımı da daha az önce öldürdüm. Şunu söyleyip durma. Tamam, evet. Kendini şu adamdan ayırır mısın? Hangi adamdan? Şu karısını öldüren adamdan. Kendini öldürdüm diyorsun ya. O adamın X kişisi yapar mısın? Kendinle meşleme şu adamı. Yarım saattir bir şey anlatmaya çalışıyorum. X kişisi? Evet. Bu adam... ben kendi yerime koymayayım. Yanlış anlaştım. Evet. Anladım. Arkadaşlar lütfen. X kişisi bu adam karısını az önce öldürmüş. Evde. Evet hem de. Çıkıyor dışarıya. Arabaya biniyor. Radyoda kendi programını başka birine sunduğunu evet. Görüyor. Ve sağ çekip intihar etmeye karar veriyor. Evet. Az önce. Kanka. Aslında bayağı şey buldum. Böyle bu mantıkla düşünmesi gerçekten bir katil bakış açısına sahip olması lazım yani, anladın mı? Katil bakış açısı yok Emre'de. Evet, Emre'de olmaması da çok güzel. Çok bir şey. Güzel bir şey. Katil bakış açısı olmadığı için göremiyorsun. Ben oradan alacağım çünkü buradan çıkması lazım. Adamın amacı ne biliyor musun kanka? Hayır söyleme. Dur. Ben biraz daha ufak bir spoiler vereyim en azından. Adamın ya amına koyayım.
Minareyi çalar, kılıfını hazırlamaz mı? Evet. Aynen. Tamam. Ne olmuş orada? Adam programı sunan kişinin üstüne yıkmaya çalışıyor karısını öldürmeye. Olayı. Hayır. Tabii zaten. Bir farklı açı daha var zaten. Bir de oradan bak. Birinin üstüne yıkmaya çalışacak mı? Hayır. Yıkmasına gerek yok ki. Ya. Oğlum. İlk... Adam gözde almış mı her şeyi? Yakalanmayı gözde almış. Hayır. Kanka şunu şöyle düşün. Sana ilk Emre şu soruyu sormaz mı bir dedektif? Şüpheli olsa. Adam karısını öldürdü. Ama o anda da programım vardı. Ben programı sunuyordum diyecekti. Artık diyemeyecek. Nasıl olacaktı bu peki? Adam bu planı tamam okey doğru. Ama bu planı nasıl yaptı bu adam? Mal mı yani amına koyayım? Aynı anda programın yayınlanacağı saati bilmiyor mu adam? Saatler geri alınmış. Hayır. Güzelmiş ama o da olabilirmiş. Hayır. Adam saatin farkı. Adam programının tam saatine girip adam arabasındaki saati değiştirmiş. Hayır. Adamın her saati doğru. Mal mı o zaman? Niye böyle bir şey yapar birden? Kanka. Minareyi çalan kılıfını hazırlar bak kardeşim benim. Allah rızası için ya. Arabası çalıntı mı lan? Ya baba bak şimdi. Sen bir böyle bir cinayetten şüpheli bir adamsın tamam mı? Karşına Dalyan gibi Memre Yıldız gelmiş. Sana diyecek ki cinayet saatinde neredeydin? Program mı yapıyordum diyecek. Evet. Nasıl diyeceğim? Ama onu diyemiyor. Nasıl diyeceksin onu? Telefonla bağlanacaktım. Lan oğlum telefonla bağlansan stüdyodakiler sana stüdyodaydı. Evet amirim derler mi amire? Demezler. Tamam nasıl derler? Yani benim orada olduğumu da onlara kanıtlayabilmem lazım. Hayır, orada olduğunu kanıtlaman için ufak bir nüans yeterli. Orada olduğunu herkese sormayacaklar zaten. Bir tane nüansı halledersen. Programı ben yaparsam. Evet. Programı da arabadan yapabiliyor olsaydım. Yo. Kanka niye mesela program, radyo programı sadece oradayken mi yapabilirsin? Bir sonraki telefonla mı yapabilirsin? Başka bir şekilde yapamaz mısın? Radyo programını. Aynen. İki tür program şekli aynen vardır. Biri var, canlısı var. Biri canlı, biri kaset. Hı-hı. Benimki kaset mi, canlı mı? Canlı olsaydı araba kullanıyor olamazdı zaten. Kaset. Ne olmuş artık söyle be. Kanka, söyleyeyim mi? Kanka söyleme. Lütfen bul artık. Benimki kaset. Aa, başka kaseti takmışlar. Başka biri yapıyor programı mı? Evet. O yüzden de kenara çekip kafasına sıkıyor zaten. Niye ki? Kanka... Kanka bir kere dediğinde şöyle bir mantıksızlık var. Orada dükkandaki adamlar da bu canlı değildi ki diyemezler mi dedektife? Bilmeyecekler ki. Nasıl bilmeyecek? Dedektif oraya sormayacak. Madem dedektif bu kadar soru soruyor. Gidip nedir onun adı? Babacım, radyoya adam... bu program canlı mı kaset mi diyemez mi amına koyayım? Ulan benim radyoda programımın yayınlandığını söylesem. Yarım saattir bulamadın bu sorduğum soruyu sana. Ha. Sen cinayet amiri olsan. Amına koyayım adama bak ya. Her gün canlı yaptığı programı bunu planlayıp bugün kasete çekmiş, kasetten yayınlamış deyip gidip radyoya bu adam bugün canlı yayında bunu yaptım der misin? Demem. Ben de demem. Yani. Denedebilir. Bu arada. Ama yani hiçbir şekilde denemeyecek. Über mantıklı olmasını bekleme. Yani mantık çerçevesine sığan bir şey. Adamın yapmaya çalıştığı şey şu. Adam bu cinayeti işliyor. Bu cinayeti işledikten sonra adamın kafası rahat. Çünkü adamın kafası neden rahat? Adam diyecek ki ben o saat aralığında radyo programı yapıyorum. Radyo programında kasetini, kaydını ayarlıyor, band kaydını. Radyoda gerekli kısmı koyuyor. O saatte o band kaydı işlemeye başlayacak. Ama radyodakiler o adamın o gün oraya gelmediğini fark ettikleri için canlı bir radyo seşini ayarlıyorlar ve onun yerine başka birisi sunuyor. Evet. Adam da radyoyu açıyor. Kendi radyo kanalına getiriyor radyo kanalını, frekansını. Sonra dinliyor. Başka birileri bayağı sohbet, muhabbet ediyor kendi band kaydı yerine. Ondan sonra adam diyor ki benim artık zaten bununla ilgili hiçbir savunmam kalmadı. Ben zaten hapse gireceğim. Müebbet hapis yiyeceğim. Çekiyorsa zan diye sıkıyor, intihar ediyor. Anladım. Bu da böyle bir olay. Çok da uzak değilmişim. Doğru değildin zaten. Çok uzak değildim. Ama çok sürüncemeli oldu. Evet. Yani hocam işte genelde Sherlock sorularında şunu bulman lazım. Biri nasıl öldür? Anladın mı? Onu bulacaksın. Neyle öldür? Chat nefes aldı yemin ederim. Ne bileyim ya. Ya arkadaşlar oradan bilirken
anlamanız kolay oluyor ama yani. Evet evet. Kolay yani değil şey, yani aslında. Şey olduğunda birazcık saçmalaşabiliyor. Yani sen biliyorsan hikayeyi, karşındakinin bilememesi, ulan nasıl bilemiyorsun be gibi sen oluyor. Sen Big Boss Life ekibinde değil misin lan? Düşmüştür belki. Ya oradaydım zaten. Yani daha evet, doğru. Twitch'teyken bile oradaydım. Bir tane daha mı? Bana mı abi? Bana yap, Mustafa'ya yap artık. Ben biliyorum ama. Mustafa biliyor ki hepsini. Bir tane daha mı? Kolay mı zor mu bari? Onu seçin. Kolay mı zor mu? Onu seçin. Tamam. Ben bir tane sorayım. Ben bir tane sorayım sana. Zor. Ben bir tane sorayım sana. Zor istiyorlar. Zor değil ya. Güzel bir soru. Belki biliyordun. Benim hoşuma gidiyor o soru. Zor istiyorlar. En zoru diyorlar. En zoru. Kanka 12 olmadan yemek söyleyelim de unutmayın. Ben bir tane zor sorayım mı Mustafa? Zor istersen. 12 olmadan yemek söyleyelim unutmayın. Tamam. Senin soracağın neydi? Sen de sor. Benimki kanka iki tane adam var. Ortada bir tane satranç tahtası var. Aa, bu da çok güzel. Çok güzel soru. Bu da çok güzel soru. Bu da çok güzel soru. Ben bu soru, bak o kadar zor bir soru değil bu. Ama bu güzel. Ama çok keyifli. Evet, keyifli bir soru. Çünkü mantığa sığmıyor yani. Mantığa sığıyor. Sığıyor da yani ilk düşündüğün zaman mantıklı gelmeyecek evet. Çünkü. Kanka. Seni bir ikili çapraz sorguya alalım ya. Bak kanka. Bir tane, iki tane ölü var. Ortada bir tane satranç tahtası var. Oynanmış. Oynanmış bir satranç. Oynanmış ve bitmiş. Bitmiş. Şahlardan biri yerde. Yandı. Yani aynen öyle. Oynanmış, bitmiş bir satranç tahtası var. Bir tane kurşun kovanı var. İkisi de ölü kanka. Aynen öyle. Ortamda da ikisi var. Satrancı biri kazanmış mı? Evet. Satrancı evet. Bu adamlar mı oynuyor? Evet. Oynadıktan sonra oyunun bitimine göre bitiyor. Oyundan sonra oyun bitiyor değil mi? Oyun bitmiş. Tek bir kovan var. Evet. İkisi de mermi sonucu mu? Hayırlar. Bir kovan var. Biri mermi isabet ediyor kafasına. Evet. O yüzden ölüyor. Diğeri o yüzden ölmüyor. Evet. Diğeri farklı bir şekilde ölüyor. Evet. Komik bir soru değil bu. Yok, benim soru. Güldüğüme bakma. Bayağı keyifli soru. Tatlı soru. Bak direkt sordum. Efe saldı direkt yani. O soru ben de seviyorum. Mantığı güzel. Çünkü peki, mevzusu biraz tatlı. Şey böyle. Başlamadan önce bir iddia var mı? İddia var. Yani tabii bet dönüyor. Bir bet dönüyor. Yani, var. Kazanan mı kafasına sıkıyor? Hayır. Kaybeden. Pardon. Kazanan bir daha sor. Kazanan mı? Evet. Doğru. Demek ki diğeri daha kötü bölüm yaşayacak. Evet. Aynen öyle. Mesela bu soru çok önemli bir soru. Evet, kritikte soruyu hızlı çözeceksin. Yani çünkü harbi kimse mesela satranç oyununda kazananın mı kaybedenin mi kimin kafasına sıktığını sormuyor yani. Evet. İkisi de ölüyorsa biri de farklı bir şey. Zehirlenerek mi ölüyor? Hayır. Kötü ölümler. Kötü ölüm. Yanarak mı ölüyor? Hayır. Donarak mı ölüyor? Hayır. Fiziksel bir şekilde mi? Evet. Sorunun şuraya kadar getireyim. Bu adamlar iddiaya giriyorlar. Öyle ikisi de öleceğini biliyor zaten. Böyle bir şey var, olması evet. Lazım. Evet tabii, doğru. İkisi de öleceğini biliyor. İyi yeah. Ha. Evet, vallahi öyle. Vallahi iyisin. Evet, vallahi. İkisi de öleceğini biliyor. Evet. Biliyor musun lan bu soruyu? Bak şamarı vurdum ben. Hayır. Ben hiç oynamadım bu arada. Şamarı vururum deyip yumruk göster. İşte, biraz daha mal olsun istedim. İkisi de öleceğini biliyor. Biliyor. Diyorlar ki satranç oynayalım. Bir tanesi nasıl bir karar verir? Satranç oynayalım. Hı-hı. Satrancı kazanan kafasına sıksın. Aynen. Daha bir tane harfimiz var. Onu da kazanan kullansın diyorlar. Bir odadalar mı? Evet. Bu odada bir tuzak var mı? Hayır. Bu odada bir gaz var mı? Kötü bir ölüm. Kötü. Kanka. Spoiler verme. Kötü bir ölüm. Zaten ilerledi. Çok kötü bir ölüm. Yani ben istemem. Ben de istemezdim. Biliyor muyum peki ben böyle bir ölüm? Evet. Tabii. Herkesin bildiğine eminim böyle bir ölüm şekli mal oldum. Yani evet. Herkes biliyordur harbiden. Mutiye bak. Ya buna net bir şekilde karar verebilir. Ölüm kötü bir ölüm. Belki biliyor. Say oğlum. Kaç tane biliyorsun zaten? Boğularak. Evet. Yanarak. Tamam işte evet. Boğularak mı? Evet. Evet. Sudan mı boğuluyor? Evet. He. Odada şey gemideler mi? Hayır. Su basıyor ama odayı. Evet. Adam ölecek, su evet. Basacak odayı. Evet. Biri mi basıyor suyu, doğal olarak mı yükselecek su? Doğal olarak. Neredeler ama işte? Gemide i̇şte, değiller. Evet. Gemi batıyor mu? Hayır. Hayır.
Kolay ya, easy ya. Tam bir deniz kenarındalar mı? Hayır. Hayır. Su basacak ama ortada. Evet. Denizdeler mi? Hmm. Evet. Bir odadalar ve denizdeler. Evet. Gemide değiller ama. Evet. Bir odadalar. Deniz altındalar. Evet. Deniz altındalar. Deniz altı batmak üzere. Evet. Deniz altı su alıyor. Su alıyor. Ölecekler. Hangi işte karar veriyorlar. Diyorlar ki satranç oynayalım. Bir tek böyle karar verebiliriz. Satranç oynayalım. Kazanan kafasına sıkıyor. Diğerini boğuyor. Aynen. Bravo kardeşim benim. Eyvallah. Aferin. Tebrikler. Bak bu mesela tatlı bir soru. Çünkü evet, kazanan kafasına sıkıyor kanka. Artık çözdün sen bu işleri. Mevzu bu zaten kanka. Biri niye ölmüş? Nerede ölmüş? Kimi öldürmüş? Ya önemli olan genellikle hep şey yapmak. Geçmişe gitmek. Tabii tabii. Yani olayın arka planına gittikten sonra hepsini çözüyorsun. Allah değil. Kolay. Beni de çok sarıyor bu Sherlock işleri. O yüzden. Hay arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Hocam yani vallahi, özlemiş misin Twitch'te yayın yapmayı? Özlemişim ya. Vallahi ben de özlemişim. Bu host kime gidecek?